Babacım, babacım. Ani, bir biftek mi kokuyor lan? Vallahi biftek. Ne oluyor ya? Sahip. Abicim neden avlıyor? Abicim neden avlıyorsun? Ay öf kaos ya. Hala mı ya? Seni kafese koydurdum. Eve getirdim. Hala bana saldırmaya çalışıyorsun ya. Terminatör. Şu abinle artık konuş. Onu bir akıllandır ya. Beni ısırmak istiyor oğlum ya. Az kalsın parmağımı kopartacaktı. Parmağımı kopartacaktı? Sen ne diyorsun sahip? Abicim, neden böyle şeyler yapıyorsun? Konuş Terminatör, konuş. Konuş da mahcup et şunu. Merak etme sahip. O iş bende. Abi, ne oluyor lan? Baba. Seni mi uyandırdım babacım? Kusura bakma baba. Baba mı? Ya abicim sen bana hala baba mı diyorsun ya? Ben senin baban değilim ki. Ben senin kardeşin Terminatör. Baba. Baba bu insan beni kafese kapattı baba. Babacım kurtar beni. Ya abicim manyak mısın sen? Kendine gel ha. Isıracağım artık valla. Sahibimiz o bizim ya. Sahibimiz. Sevimli sahip. Sana yemek getirmiş. İki tane biftek. Ve sen onun parmağını koparmaya çalışmışsın. Abicim lütfen hatırla. Yalvarırım bak. Helikopter mi geçiyor lan? Sanırım. Abicim yalvarırım. Hatırla. Bak sahibimiz. Sahip. Hayır. Hayır o benim sahibim değil. Benim sahibim Mahmut. Bana bak babacığım. Bana bak. Sen de mi bununla çalışıyorsun yoksa? Sen de mi beni kafese kapatmak istiyorsun? Babacığım, yine mi bana ihanet ettin? Yine mi bana ihanet ettin derken? Birincisi ben senin babacık değilim. İkincisi babam sana ihanet mi etti? Ettin tabii babacığım. Sen unutmuş olabilirsin ama ben unutmadım. Hatırlıyor musun? Beni evden kovmuştu. Ne diyor lan bu? Ben bunu evden kovmadım ki. Ha, beni babası sanıyor ya. Beni beyaz pitbull Jack sanıyor bu. Babacım bunu evden kovmuş. Ben iyiyim. Niye kovdu ki lan? Baba. Baba lütfen. Baba çıkar beni bu kafesten. Baba bir daha bana ihanet etme. Seni seviyorum beyaz pitbull Jack. Ay Terminatör. Oğlum. Ne yap ne et. Abin kaosun hafızasını yerine getir. Terminatör. Yoksa... Kaosun maalesef ki hayvan barınağına vermek zorunda kalırım. Çünkü kaos artık benim kaosum değil. Barınağı mı? Sahip? Ne diyorsun sen? Ay Terminatör. Kaos sürekli beni ısırmak istiyor. Yani kusura bakma. Ona ne zaman güvensem benim güvenimi başa çıkarıyor. Beni ısırmak istiyor. Yani ben böyle bir köpek istemiyorum. Olmaz. Ya abicim. Aklını başına al. Görmüyor musun? Sahip senden vazgeçecek yoksa. O benim sahibim değil. Barınakta yaşarım daha iyi. İnsan, seni ilk fırsatta ısıracağım. Ay bak yine havlıyor ya. Yine. Ay Terminatör. Ben garaja gideceğim. Kaos'un eski oyuncaklarını getireceğim. Belki anıları canlanır ve hafızası yerine gelir. Lakin gelmezse hayvan barınağından birkaç kişiyi arayıp Kaos'u maalesef ki aldırmak zorunda kalacağım. Ve sonsuza dek bizden ayrılacak. Sonsuza dek. Aniyem. Sonsuza dek mi? Sahip manyak mısın? Sahip ne yapıyorsun lan? Oha. Havuzun kıyısından yürüdü gördünüz mü? Sahip. Abicim. Lütfen. Lütfen hafızan yerine gelsin. Bak sahip seni verecekmiş barınağa. Verirse versin babacığım. Korkmuyorum ondan. Korkmuyorum tamam mı? Sen de hainsin baba. Bana ihanet ettin. Allah'ım. Bana sen hainsin babacık. İhanet ettin deyip duruyor. Ben babası değil, kardeşiyim. Acaba babacım niye evden kovdu bunu? Ne oldu ki lan? Anlatır mı sizce? Siz bir önceki bölümü izlemediniz değil mi? Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu manyaklar diyorsunuz? Oğlum niye izlemediniz ya? Sağ üst köşede çıktı bakın. Mutlaka izleyin. Maalesef ki abim hafızasını kaybetti ve beni babacığı sanıyor. Yani durum sıkıntılı. Neyse video girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi maalesef ki abimiz Kaos hafızasını kaybetmişti. Gördüğünüz gibi onu kafese kapattık. Çünkü sahibine saldırıyor. Maalesef ki kadını bir önceki bölüm ısırdı. Yani kendi sahibini. O yüzden onu kafese kapattık. Gördüğünüz gibi yine ısırmaya çalışıyor. Ve Terminatör'ü hala babası sanıyor. Yalnız ağzından bir laf kaçırdı. Babacım bana daha önceden ihanet ettin dedi. Gördüğünüz gibi Terminatör de bunu merak etti. Bugün işin aslını öğrenmeye çalışacak. Bakalım babası tam olarak nasıl ihanet etmiş, neler yaşanmış, ağzından bir kelime alabilecek mi? Hadi başlayalım. Seni de ısıracağım baba. Seni de.
Hainsin. Bana ihanet ettin baba. Beni evden kovdun. Ya abicim. Ben seni evden kovmadım abi. Ben senin kardeşin Terminatör. Yalan söyleme baba. Yalan söyleme. Terminatörmüş. Ne Terminatörü? Sen beyaz pitbull Jackson. Ulan madem benim kardeşin olduğuma inanmıyorsun. Bir dakika o zaman. Ben de babam beyaz pitbull Jack'in taklidini yaparım. Böylelikle bu ihanet hikayesi neymiş öğreniriz. Oğlum çok akıllıyım lan. Pekala Gauss efendi. Abicim otur artık. Otur. Yani Gauss otur oğlum. Yoksa ısırırım. Ben baban beyaz pitbull Jack. Otur lan. Otur diyorum. Ha şöyle. Korktu mu lan benden? Tamam baba. Isırma. Oturdum baba. Niye ya? Abicim. Babam beyaz pitbull Jack'ten korkuyor. Oturacaksın tabi Gauss. Ben senin baban beyaz pitbull Jack. Çok eğlenceli lan. Beyaz pitbull Jack'im lan ben. Öylesin babacım. Beyaz pitbull Jack'sin. Baba beni bir daha evden atma. Kovma baba. Durun durun. Hazır fırsatını bulduk. Gauss'la biraz eğlenelim değil mi? Pekala oğlum Gauss. Sağ patini uzat bana. Baban olarak emrediyorum yoksa ısırırım. Uzat lan patini. Yapıyor lan anne yap. Yumuşacık lan patileri. Abicim yani babacım. Şimdi diğerini. Diğerini ama ayağa kalk. Ha? Aferin. Kafan çıkıyor lan. Güzel. Aferin abicim. Aferin. Şimdi yat. Yat abi. Yattın. Aferin. Çok eğlenceli lan. Abicim yat. Yani oğlum yat. Otur. Otur bakayım. Şşt. Otur bakayım. Aferin. Akıllı Gauss. Oğlum ne dersim yapıyor lan? Emret yeter babacım. Lütfen ısırma beni. Ani yap. Abicim gerçekten korkuyormuş babacımdan. Oğlum çok eğlenceli lan. Pekala oğlum Gauss. Ben de şimdi oturacağım. Ve seninle sohbet edeceğiz tamam mı? Oğlum anlat bakayım. Oğlum diyorum ama şuna bakın lan. O benim dört katım. Abicim ya bana neler yaptırıyorsun görüyor musun? Oğlum Gauss. Anlat bakayım. Ben seni niye evden kovduydum lan? Hatırlamıyor musun baba? Yok abi hatırlamıyorum. Yani yok oğlum hatırlamıyorum. Anlat bakayım. Olmaz anlatmam. Sen bana çok kötü ihanet ettin. Beni kovdun. Bana bak Gauss. Anlatmazsan var ya ısırırım seni. Baban olarak emrediyorum. Anlat. Tamam babacım. Isırma. Isırma baba. Isırma lütfen. Ne ya? Oğlum bu bende korkuyor lan. Hem de aşırı. Gauss efendi. Anlat bakalım. Neler yapmışım lan ben sana? Ne ihanet oğlum? Ben sana ihanet etmedim ki. Ben babacığım. İhanet etmeyeyim. Hadi ya oradan. İhanet ettin tabii. Sırf kıskandığın için evden kovdun ya. Kıskandın mı? Ne diyor lan bu? Ben bunu niye kıskanayım ki? Ben beyaz pitbull Jack'im. Bir dakika lan. Ben beyaz pitbull Jack değilim. Oğlum alıştım ama lan. Evet evet. Ben beyaz pitbull Jack'im. Ya oğlum ben seni niye kıskanayım? Sen hangi hikayeyi diyorsun ki? Benim aklıma gelmedi şimdi. Anlat anlat. Hangisini diyeceğim babacım ya? Geçirdiğimiz kış günlerini diyorum. Hatırlamıyor musun? Bir gün hafta sonuydu. Tatildi. Sanırım pazar günü yine. Gitmiştik. Seninle beraber diğer kız köpeklerin yanına. Dişi köpek demek istedin galiba. Evet evet babacım dişi köpek. Ne oldu? Ne olacak? Tam da şunlar oldu. Hatırlamıyormuş gibi davranma. Anlamadım. Hangileri oldu? Oğlum bir şey olmuyor. Anlatsana. Bir dakika ya bir dakika. Burada ekranın yavaş yavaş kararması ve benim geçmişe gitmem gerekiyordu. Hah işte böyle. Bak şimdi başlıyor babacım. Görüyor musun? İşte babacım o gün yine soğuk bir gündü. Sen mahallenin en güzel köpeklerini toplamış, onlara kahramanlık hikayeleri anlatıyordun. Denizin kenarında kimse yoktu. Çünkü hava soğuktu. Ama biz pitbull olduğumuz için bizi etkilemiyordu. Gel çıkalım oğlum dedi. Kızları başına topladın ve kahramanlık öyküleri anlatıyordun. Yani kızlar, ondan sonra tuttum, ısırdım, ısırdım. Dedim sen kimsin? Güvenlik görevlisi olsan da fark etmez. Isırırım dedi. Kızlar ne kadar da alfa bir köpek. Ya çok kaslı. Bitiyorum sana Jack. Isırdım ısırdım. Ve o sırada işte oğlum geldi. Yani kızlar oğlum da şahit oldu. Değil mi oğlum? Ha? Isırmadın mı? Tam o an ben böyle dondum kaldım. Çünkü böyle bir şey yaşamamıştık. Ben hatırlamıyordum. Yani sen kızları etkilemek için yalan anlatıyordun. Onlara kendi uydurduğun masalları anlatıyordun. Onlar da bayıla bayıla dinliyordu. Öyle bir hikaye olmadı mı? Babam güvenlik görevlisini ısırmadı mı?
Yani ben ısırmadım mı? Yok be babacığım, ne ısırması? Hatırlamıyor musun? Yanıma geldin ve dedin ki, oğlum idare et. Kızları etkilemek için bir hikaye uydurdum, güvenlik görevlisini ısırdım falan diye. Sen de ısırdı de. Ama baba, bu yalan söylemek, yani yalan kötü demiştin bana. Hani ya, sese bak. Abicim, yani oğlum, sesin böyle miydi senin? Elbette ki babacığım, hatırlamıyor musun? Sonuçta o zamanlar gençtin. Çok komik lan. Kaos'un sesine bakın. Yani evet oğlum, hatırlıyorum. Sonra ne olmuştu? Ne olacak kalleş babacık? Unuttun mu? Dönmüştün ve kızlara demiştin ki, tabii kızlar, o oğlum Kaos korkudan kaçmıştı. Hem de oraya işemişti, biliyor musunuz? Ay ne? Kaos işemiş miydi? Ay Kaos, hani sen güçlü bir pit buldun? Hani erkektin? Ne erkeği ya Eftocuğum? Bu da sütten. Bu da bilmez yani. Niye ya? Ben ne kadar kötü bir köpekmişim lan. Böyle mi dedim abicim ya, yani oğlum? Böyle mi dedim? Evet babacığım, böyle dedin. Beni herkesin için de rezil ettin. Bunu niye yaptın biliyor musun? Sırf Efto için. Efto için mi? Niye? Of be babacığım ya. Unuttun mu? Efto'yu ben geldikten sonra sen bir türlü tavlayamadın. Çünkü Efto benimle ilgileniyordu. Hadi ya. Elbette ki babacığım ya. Hatırlamıyor musun? Ne bileyim oğlum ben ya, Allah Allah. Ben yaşamadım ki bunları. Yani hatırlıyorum oğlum, evet. Öyle bir şey olmuştu. İşte ondan sonra döndüm. Ve dedim ki. Yok. Öyle bir şey olmadı. Ben kaçmadım. İşemedim de. Efto. Babam yalan söylüyor. Ay ne? Yalan mı söylüyor? Yalan. Ay en kötü şey. Kaos yalancı mı baban? Evet. Az önce yanıma geldi ve dedi ki, oğlum dedi, kızları etkilemek için anlatıyorum dedi. Sizi etkilemek için. Hay bizleri etkilemek için mi? Yazıklar olsun Jack. Biz de seni karşımıza alıp dinledik. Dürüstmüşsün gibi. Kızlar. Ben doğruyu söylüyorum. Bu yavru yalan söylüyor. Yalan. Ben güvenlik görevlisini sürdüm ya. Ay hadi ya oradan. Bana da zaten yalan söylüyormuşsun gibi geldi. Bak oğlun da söyledi. Ay Kaos. Eminim böyle bir şey yaşanmamıştır. Ama sen olsaydın ısırırdın değil mi güvenlik görevlisini? Elbette ki ısırırdım. Hele sana zarar vermeye çalışsa kesinlikle ısırırdım Efto. Ya sarsam. Niye? Abicim, sen babacığın manitayı götürüyorsun, yani benim manitayı götürüyorsun. Ya babacığım, Efto hiçbir zaman seninle ilgilenmemişti ki. Yani ben gelene kadar seninle takılıyormuştu. Çünkü mahallede başka pitbull yokmuştu. Beni görünce karizmamdan etkilendi. Niye? Oğlum lan, şimdi nasıl yani? Babacım, resmin sevgilisini abicimi mi kaptırdı? Ya dedim ya babacım, o senin sevgilin değildi ki. İyi, sonra ne oldu? Ne olacak tabii. Efto bana dedi ki, ay Kaos, sen çok tatlısın ya. Bize gidelim mi? Bize gidersek sahibimin yeni aldığı şeylerden yeriz. Böyle büyük büyük yuvarlak yuvarlak. Neydi kız? Hay, çikolata parçacıklı yeni yemler. Ay evet, işte onlardan. Gelir misin? Yani kızlar, bilemedim ki. Babam? Ay bırak ya o yalancıyı, gelmesin. Biz de bayıla bayıla dinliyorduk yalancı. İşte o an babacım, sen karların üstüne yattın ve üzgün üzgün bizim uzaklaşışımızı izledin. Ben Efton'un evine gittim ve orada o çikolatalı şeylerden yedik. Acayip lezzetliydi babacım. Kusura bakma. Seni öyle bırakmasaydım keşke. Ani ya. Bak lan sen. Demek ki senin hatan bu kız. İşte bile babacım, Allah Allah. Yalan hikaye anlatan sendin. Ani ya. Babacığı bırakıp gittin yani. Ya ne yapsaydım babacım, ya Allah Allah. Başta sen beni rezil etmeye çalışmasaydın ben de böyle bir şey yapmazdım. Yani ihanet bu mu? Hani seni evden atmıştım? Attın tabi babacım, unuttun mu? Akşama doğru eve döndüm. Yağmur yağıyordu. Baya kötü yağmur hem de. Öyle böyle değil. Dışarıda kimsecikler yoktu. Sen kapıda dikiliyordun. Bana sinirli sinirli baktın ve dedin ki, Git buradan. Benim senin gibi bir oğlum yok. Bu eve giremezsin artık. Ama baba. Baba ben ne yaptım ki? Efto davet etti. Onunla gittim diye mi kızdım bu kadar? Sen babana herkesin içinde yalancı çıkarttın. Senin gibi evlat olmaz olsun. Git. Ama baba.
çok yağmur yağıyor. Çok baba. Üstelik ben bunu hak etmedim baba. Ben senin oğlunum. Beni sırf bunun için dışarıdan mı bırakacaksın? Üstelik suçlu senken. Git dedim Kaos. O kaçtığın sahibinin yanına git. O kadının yanına. Git buradan. Git. Ama baba. Aması babası yok. Sen benim oğlum değilsin. Anneyim. Vay vicdansız beyaz pitbullcik. Seni sokağa mı bıraktı? Evet babacığım. Sen bıraktın beni. Sen. Evet ben bıraktım değil mi? Bir dakika lan ben bırakmadım ki oğlum. Ben Terminatör. Kafam yandı lan. Sen ne yaptın? Ne yapacağım? Kapının önünde üzgün üzgün ağladım. Ve dedim ki. Baba pişman olacaksın. Pişman. Bir gün beni hatırlayacak. Ve bu yaptığın şey için üzüleceksin. Ama o gün ben burada olmayacağım. Belki de öleceğim baba. Belki de öleceğim. Senin hataların yüzünden beni kovuyorsun. Bu doğru değil. Anneyim. Galleş babacığım. Seni öyle bir durumda bıraktı ha. Sokağa terk etti. Ya bir de utanmadan dalga geçiyorsun babacığım ya. Sen bıraktın beni sen. Bir başkası değil. Unuttun mu? Anneyim. Ben bıraktım değil mi? Evet evet. Beyaz pitbullcik benim. Zalim babacık. Bir dakika lan. Ben beyaz pitbullcik değilim ki oğlum. Ben Terminatör değil miydim lan? Kimim ben oğlum? Kimim ben? Bir de utanmadan alay ediyorsun babacığım. Hem beni bıraktın, hem beni ölüme terk ettin, hem de alay ediyorsun. Yine beni ölüme terk ettin. Bak, kafeslere kapattırıyorsun beni. Anneyim. Seni ben kapattırmadım. Unuttun mu? Sahibimizi ısırdın. Bizim sahip... Bir dakika. Evet. Hatırladım şimdi. Sahibimiz. Hatırladın mı? Evet. Evet Terminatör. Hatırlıyorum. Terminatör mü? Beni hatırladı. Of Allah'ım. Ben ne yaptım? Sahip. Sahibi ısırdım değil mi? Çok canını yaktın mı Terminatör? Yaktın tabii. 15 litre kan çıktı. Yok lan o kadar çıkmamıştır değil mi? Ortalama insan vücudunda 5 litre kan vardır. Size bu da bilgi olsun hadi. Bunu ben nereden biliyorsam. Ay Kaos ya. Lütfen avlama. Lütfen. Yoksa belediyeyi aramak zorunda kalacağım. Kaos lütfen. Bir daha bana saldırmaya çalışırsan. Maalesef seni vereceğim. Bak senin en sevdiğin kıyafetimi giydim. Kaos. Oğlum. Ay. Kaos. Sahip. Sahip affet beni. Sahip. Ay. Bu benim Kaos'um. Ay sesinden belli. Ay üzgün ya. Evet sahip. Abim Kaos geri geldi. Onun hafızasını ben getirdim. Bin. Ay Terminatör. Başarmışsın oğlum. Abinin hafızası yerine gelmiş. Ay Kaos'um. Dur seni artık o çirkin kafeste daha fazla tutmayalım. Gel oğlum. Ben iyiyim sahip. Bana giriyordu az kalsın ha. Abicim. Teşekkürler Terminatör. Teşekkürler. Sayende hafızam yerine geldi. Rica ederim canım ya. Benim için kolaydı. Çocuk oyuncağı. Sağ ol kardeşim. Sahip sana gelince kendimi nasıl affettireceğim bilmiyorum sahip. Ay oğlum. Kendi çapında özür dilemek istiyorsun biliyorum ama özre gerek yok Kaos. Ben seni hep seviyorum. Hep de seveceğim. Sahip. Kaosum. Bir tanem. Ben de varım lan. Ay yavru sen de varsın sen de. Gel gel. Anneyim. Ha şöyle ya Allah Allah. Ben de varım tabii. Ben de bu ailedenim. Mutlu kapanış olsun. Anneyim. Sansür gerektiren bir şey yok. Anneyim. Mutlu son. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Kaos'un büyük ihanet hikayesini duyduk. Maalesef ki babası Beyaz Pitbull Jack Kaos'a çok büyük bir ihanet etmiş. Onu resmen yarı yolda bırakmış. Kaos bu hatıra sayesinde hafızasını geri kazandı. Artık kim olduğunu hatırlıyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum kurbağa olarak yürümesi de zormuş lan. Merhaba. Warak. Öpsen bir tur. Oğlum şşş. Alo. Telefondayım gerizekalı kurbağa. He hadi ya. Lan oğlum ne olur lan. Abla şşş. Bir tur abla. Abla beni dönüştürmen lazım. Oğlum normalde bu bana bakardı biliyor musunuz? Benim eski kasta halim olsa. Hah, telefonu kapattı. Burak. Burak. Selam. Burak merhaba. Ay tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Sen nesin lan? Ben mi? Ben aslında ejderhayım da göstermiyorum. Ne olacağım kurbağa? Burak Burak. Ay galiba tinerci. Oğlum al şu parayı. Benden uzak dur tamam mı?
Bak beni kesme. Bıçaklama bak, arkamı döndüm ama. Manyak mı lan bu karı? Kurbağaya para verdi. Neyse alalım da ne olur ne olmaz değil mi? Lazım olur. İnanamıyorum. Burak. Selam. Burak. Merhaba. Görüyor musun beni? Burak Burak. Ay merhaba sevimli kurbağa. Beni rahat bırak. Görev başındayım ya. Ulan Burak. Burak diyorum. Burak şu dürbünleri. Beni bir tur öpseydin ya. Burak Burak Burak. Oo Burak Burak Burak. Burak. Bu ne lan? Kurbağa olunca kadınlara bile cesaret gelmiş. Beni dövmeye çalışıyor.